Herkese merhaba. Avalanche kullanıcılarının büyük sorunu olan fikstür bulma sıkıntısı ya da Titan'da böyle bir şey yok. Titan üzerinde kendimiz yazabiliyoruz. Titan'ın üzerinde yazdığımız uygulamayı, yani programı Avalanche kendi sitesinde de paylaşmış. R20 ve D4 dosyaları yazabiliyoruz bunlarla fikstür. Programımız bu. Bunu kısaca kullanmayı anlatacağım. Ben mesela atıyorum uyduruk bir robot kanalı çıkarttım kendi kafama göre. 10 kanal seçtim buraya. Şimdi başlangıç olarak şu şekilde yapıyoruz. Manufacture name, yani marka atıyorum. Sizin elinizdeki markadan kastım Martin, SGM vesaire vesaire. Ben bunun adını Cenk koyacağım, markanın adını. Buraya yazıyorum. Büyük harf, küçük harf fark etmez. Fixtür'ün ismini de ne yapalım? LED 36 çarpı 10 diyelim örnek. Ekranda görünmesini istediğiniz aynı şekilde, pardon, aynısını kopyalıyorum. Burası 10 karakteri geçmeyecek arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. History'e bastım. Created. Yaratıyorum, yani yeniden oluşturuyorum. Buraya isminizi yazabilirsiniz. Bu üretici, değiştiren vesaire, test eden gibi seçenekler var burada. Sonra buraya geliyoruz. Attributes yazan kısım. Şimdi başlıyorum sırasıyla. Benim kanallarım neydi? Bir pan. İki tilt. Üç shutter. Dört dimmer. Beş red. Altı green. 7 blue, 8 white, 9 zoom, 10 efekt demişim. 10 kanalımızı buraya çıkarttık ama bitmedi, yani bu kanalları henüz göremiyoruz. Bununla işimiz kalmadı ya da bir kenarda durabilir. Şimdi sırasıyla gidiyoruz. Aletimiz, yani robotumuzda pan fine olmadığı için 8 bit pan seçeceğiz. Pan'ın üzerine tıklıyoruz. Buradan 8 bit pan altında gördüğünüz gibi. Buradan tilt'in üzerine tıklıyoruz. Buradan da 8 bit tilt buraya aynı şekilde. Shutter. Bakıyoruz seçenekler arasında. Ben şunu seçiyorum. RAW DMX. Genelde RAW DMX kullanıp sonra ismini değiştiriyorum. İşlem biraz uzun. RAW DMX'in üzerinde şuradan tıklıyorum. Sağ tarafta bunun ismini Shutter diye değiştiriyorum. Diğerleri otomatik olarak değişir. Böyle. Üzerine tıklamanız yeterli. Dimmer. Ben gene dimmerin üzerine tıkladım. RAW DMX diye. Tekrar değiştiriyorum burayı. Yerleri değişiyor. Red'imiz var. İsterseniz silip RAW DMX deyip tekrar burayı da yazabilirsiniz ama gerek yok. Green, Blue, White. Şimdi Zoom. Zoom'a da buradan Zoom'u seçiyorum. Efekte RAW DMX diyorum. Tekrar. Kanallarımız bitti. Sonra buradan model kısmına tıklıyoruz. Benimki standart 10 kanal diyelim, atıyorum. Standart diye seçiyorum buradan kanalımı. Tekrar burada da görünmesini istediğim isimleri buraya veriyorum. Titan kullanıyorsam burayı da değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi LED 36x10 buraya geçti. Sonra buradan LED 36x10'un üzerine tıklıyorum. Az önceki seçmiş olduğum kanalları soldan sağa doğru pan, tilt,
Shutter, Dimmer, Red, Green, Blue, White, Zoom ve Effect olarak yerleştirdim buraya. Düzeltmeleri buradan yapıyoruz. Yukarıdan. Yani Attributes kısmının altında. Kanalları da ve kanalların üzerindeki oynamaları da buradan yapıyoruz. Paletlerimizi ekleyeceğim bunun içine. Otomatik palet seçeneğimiz var. Palete basıp paletleri ekliyoruz. Makro yazmayı da sonra size öğreteceğim. Otomatik makromuz yok. İçinde kontrol ve reset yok aletin. Eğer bu kanallar içerisinde olmuş olsaydı onu da yazmayı gösterecektim. Sonra kanallarımızı kontrol ediyoruz. LED 36x10 modelin altındakine tıklıyoruz. Buradan channel'ı seçiyoruz. Bakıyorum kanallarıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10'da efekt, 1'de pan. Hepsi görüldüğü gibi burada. Şimdi kullandığımız mikserin üzerinde roller'lar var. Bu şurada bir hata alırsanız şöyle atıyorum efekt. Bunu tutup roller'ın sağ sol orta istediğiniz yerine yerleştirebilirsiniz. Sayfanız dolarsa buradan ikinci sayfaya geçiyorsunuz. O kadar. Klasik Perl'de ise mesela burada olmuş white. White'in ben color'da gözükmesini istiyorum burada. Daha ileriki şeylerde tamamını anlatacağım programın diğer özelliklerini. Makro yazmaktan ziyade mesela bazılarının sorunu oluyor yazılımdan kaynaklı. Exit Clear tuşuna bastığımızda bile ışık açık kalıyor. Onun o tarz hataları da yazılımdan kaynaklı oluyor. Ona benzer birçok işte shutter'ı ters geliyor, rengi ters geliyor gibi şeyler var. Sıkıntılar var. Onları da tek tek anlatacağım. İşlemimiz bitmedi. Burada Well Mapping'i ayarladıktan sonra yan tarafta Locate Values dediğimiz kısma geçiyoruz. Burada menü lokal fixture yaptığımızda pan ve tilt gördüğünüz gibi %50'de kalsın istiyoruz. Shutter mesela atıyorum kullandığımız alet bu LED olduğu için shutter 0'da açtığını farz ediyorum. Bazıları 255, bazıları daha değişik yerlerde açabiliyor. 0-255 arası DMX düşünürsek sizin atıyorum aldığınız robotun kataloğunda yazıyordur. İşte şu kadar da şu bu kadar da bu oluyor diye. Dimmer 100 değil 255 olacak. Red, Green, Blue. Ben White'a da 255 olsun istiyorum. Zoom %50. Efekt de 0'da olsun istiyorum. Şimdi gene bitmedi. Burayı yaptıktan sonra eğer ki aslında bu kısmı da şeyde anlasam daha iyi olur. Eğer ki tek tek kontrol etmek istiyorsanız kanallarınızı burada DMX Values kısmına basıyoruz. Pan Tilt Shutter pardon Pan atıyorum Tilt buradan değiştirebiliyorsunuz. Yüzdeleri girmeseniz de olur. Sanırım basit bir şekilde oldu. Sonra D4 dosyası olarak kaydedeceksiniz. Eğer bunu bir Titan yazılımı olan Avalanche'ın üzerine yapıyorsunuz. File Save to Fixture Library'e basmanız yeterli. Perl 2010'la yani Perl serisinde kullanacaksınız. 2010'la Azure serisinde. Buradan Generate R20 files yazıyor. Buraya basıyoruz. Visualizer istiyor musunuz diyor. Hayır. Ben buradan masa üstüne R20 dosyamı hazırladım. Eğer ki bunu elimizde saklayalım D4 dosyası olsun istiyorsanız Save As tekrar masa üstüne kaydettim. Üzerinde sonradan da değişiklik yapabilirim. Bunu Diamond yani D4 Diamond'da kullanabiliyoruz ve Titan'da. Bunu da Perl serilerinde kullanabiliyoruz. Kapattık. Şimdi kanalı da kapattık. Ben bu kanal listeme bakayım. Evet. Hatta şöyle yapalım. Perl simülatörü çalıştıralım. Patchleyelim. Patch
fixtür. Buradan masaüstü dedik. LED 36x10 buraya çıktı. İstemiyoruz. Adres 1. Bakalım 10 kanalımız gelmiş mi? View Demix Patch. Evet. 1 pan, 2 tilt, shutter dimmer, red, green, blue, white zoom. Bakalım locate values'te hangileri 100 oluyor? Evet, pan tilt hariç dimmer, shutter, zoom hepsi burada. Kısacası bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı videonun altındaki yorum ya da Facebook ya da beni tanıyanlar telefonla arayıp sorabilir. Herkese iyi çalışmalar.